bir anı, bir hikaye. Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 55. Bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Abdülhamit Han, İngilizlerin bir kazı bahanesiyle Orta Doğu'daki birçok Osmanlı toprağında arkeolojik kazı yapacakmış gibi yapıp da su kuyuları açmaya başlayınca bunun petrol aramakla e, ilgili bir iş olduğunu Abdülhamit Han anlayıp, bu kuyuları, su kuyusu diye açtıkları kuyuları doldurtturdu. İngilizler de darıldılar, küstüler, gittiler. Ve işte Osmanlı'nın başına Girit işini açtılar, daha başka meseleleri açtılar. Hilafet meselesini açtılar. Abdülhamit Han da her hamle yapışında satrançta, karşıdan bir hamlede ondan geldi. Bir hamlede ondan geldi. Hem Rusya'yı hem Almanya'yı kendi tarafına ufak tefek manevralarla çekmesini bildi Abdülhamit Han. Asıl anlatmak istediğim bu değildir. Şimdi bu demir yolu meselesini anlatacak ama. Ancak Kaiser'in bu davranışları bende çok iyi duygular yarattı. Yani Rus çarına bu Müslümanların şerefliğiyle oynama, halifeliğin şerefiyle oynama diye ihtar çekmesi Abdülhamit Han'ı çok memnun etti. Bir dost açıkça bir Alman imparatoru bunları söylüyor. Arka çıkıyor yani. Kendisine son derece dostane davrandım. Alman imparatoruyla birlikte memleketimize bazı bilginler de gelmişti. Bu bilginlerin içinde tıpkı İngilizler gibi kazılara meraklı olanları da vardı arkeolojik kazılara. E, İngiltere'nin orada kazı yaptığını Almanlar bilmiyor muydu? Ne maksatla yaptığını bilmiyor muydu? Belki de Almanlardan bazı görevler Abdülhamit Han'ın cezası olarak onlar bile orada or çalışmış haber göndermiş olurlarsa hiç şaşmamak lazım. Ben aynen doğrudur diyebilirim böyle bir iddia olsa. Evet. Onlar da. Almanlar da Musul çevresinde eski eserler aramak istiyorlardı. Onlar da kadim medeniyetin yer altındaki izlerini çıkaracaklardı meydana. Ne kadar insaniyet sever bunlar Avrupalılar görüyor musunuz efendim? Onlara izin verdim diyor Abdülhamit Han. Ha, kazım yapacak. Buyurun buyurun. Niye? İngiliz affedersiniz hop oturup hop kalkacak. Başka bir kelime kullanacaktım da hop oturup hop kalkacak. Fakat İngiliz heyetlerinin petrol kokusu aldıklarını bildiğim için yaverlerimden birini başka bir nam ile başka bir görevle Musul'a gönderip kazıları yerinde takibini tembih ettim. Bir yaverine. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti. İmparator hala memleketimizde misafirimizde. Bu yaverim Salahattin Efendi'den bir rapor aldım. Alman heyeti de İngilizler gibi kuyular açıyorlar, sondajlar yapıyorlardı. Almanların da bu samimiyetsizliğine üzüldüğümü itiraf ederim. Ama üzülmüş ama yani zaten onlara tam dost olarak belki güvenmiyordu ama bu kadar da erken döneklik yapılır mı diye üzülmüştür Abdülhamit Han. Evet. Ve üzüldüğümü itiraf ederim diyor. Çünkü Alman İmparatoru petrol aramak teklifi ile de gelseydi, ben ona bazı şartlarla bu arama ruhsatını verecektim. Bu kadar böyle gizli kapaklı şeyler yapmasa gerek yoktu. Wilhelm gelseydi, petrol de arayacağız biz burada deseydi, ben ona hayır demeyecektim. Küçük hesabı oynamışlar efendim. Almanlar küçük hesap oynamışlar. Çünkü böyle bir araştırma, benim ülkem için de mühimdi. Yani yeraltı zenginliğini yer üstüne çıkaracağız. Ama casus göndermek, eski eser aramak bahanesiyle petrol aramak Almanların Osmanlılara nasıl baktığını açıkça gösteriyordu. Yani Almanlar imtihanı kaybettiler. Abdülhamit Han'ın imtihanını kaybettiler. Tahsin Paşa bunu imparatora duyurmak teklifinde bulundu. Tahsin Paşa dedi ki efendim ben söyleyeyim mi imparatora? Çünkü Tahsin Paşa, Paşa Berlin sefiriydi. İmparatorla beraber geldi. Ona mihmanlarlık da yapıyordu. Almanca da bildiği için. Ben bunu imparatora söyleyeyim mi? Sen adamların böyle böyle yapıyor. Haberin yoktur belki diyecekti. Reddettim. Sakın ha dedim. Sakın ha. Söyleme. Bu bilgi bizde kalsın. Bırakalım arasınlar dedim. Bulsalar Petrolü cepleri götüremeyecekler ya, buldukları kırık çanakları kendilerine veririz. Petrol müsaadesi almamış oldukları için de petrolde biz kullanırız. İyi mi? Çok da güzel bir iş. Yaverim Selahattin Efendi bu işlerden anlar bir adamdı. Kendisini çağırıp Amerika'ya gönderdim. Çünkü Amerika o yıllarda bu işlerle çok ileriydi hem bu devletle yakından ilişki kurmamıza yardım edecek, hem de topraklarımıza petrol olup olmadığını anlayacaktık. Oradaki petrolün, toprakların yapısı nasıldır, derelerde bulunuyor, nasıl çıkıyor, nasıl kullanılıyor, rafinerisi nasıl oluyor, bunları öğrenmeye, onu Amerika'ya gönderiyor, yaverine. Maalesef bu teşebbüsü bir netice vermedi. Selahattin Efendi, Amerika'da temas ettiği şirketlerle şirketlerden kendisine hiç ilgi gösterilmedi. Bu yılda yaverim bir yıl sonra da yaverim eli boş geri döndü. Selahattin Efendi'nin Amerika'da temas ettiği şirketler böyle söylediler. Dönüşte de diyor ki Selahattin Efendi Abdülhamit Han'a Amerikalıların dünya ihtiyacına yeter ölçüde petrol çıktığına inandıklarını ve yeni kuyulara petrol fiyatlarına düşüreceği düşüncesiyle yanaşmadıklarını söylediler bana diyor. Görüşe bakar mısınız efendim? Fakat İngilizler ve Almanlardan sonra biz de petrol kokusunu almıştık. Japonya'dan bir mütehassıs grubu istedim. Göndermeyi kabul ettiler. Gerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok kısa sonra, sonra da ben tahttan ayrıldım. Tahttan uzaklaştırıldım dedi. Ve 55. bölümü burada noktaladık. İnşallah 56. bölümde buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.